Cotu'nun çocuk odaları için hazırladığı renk koleksiyonu sevgili dünyaya hoş geldiniz. Çocuklar için bir koleksiyon yaratmak dünyanın en keyifli işlerinden biri. Çocukları dinlerseniz onlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Dünyada olup bitenleri çok iyi anlıyorlar ama aynı zamanda hayal güçleri bize göre çok daha geniş. Bizim de çıkış noktamız onların hayal gücü oldu. Bu koleksiyonu hazırlarken çocukların renklerle olan ilişkisini derinlemesine anlamak için onlara sizce renkler nereden geliyor diye sorduk. Gelin cevapları birlikte dinleyelim. Renkler nereden geliyor? Ben söyleyeyim mi? Gökyüzünden, dünyadan, güneşten. Bence doğadan, hayvandan, bitkiden. Başka? Bence çiçeklerden de geliyor. Gezegenden. Yapraktan geliyor. Cam yansıtmasından da olabilir. Harika değil mi? Onların hayalinde renkler çiçeklerden, denizden, ağaçlardan, hayvanlardan. Yani dünyanın kendisinden geliyor. O kadar naif ama güçlü bir fikir ki tüm koleksiyonumuza ilham verdi. Sevgili Dünya koleksiyonumuz ismini de çocukların hayal gücünden aldı. Bu koleksiyondaki renkler dünyadan, içinde yaşadığımız muhteşem doğadan esinlendi. Ve bu renkleri size göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi ilk renk temamıza birlikte göz atalım. İlk temamızın ismi Sihirli Toprak. Renklerin topraktan ve toprağın sihirli elementlerinden ilham alarak tasarladık. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yumuşak bir gün batımında, yeşilliklerin arasında, toprağın üzerinde yürürken hayal edin. İlk rengimiz Desert Dunes. Yumuşak bir toprak rengi ve tüm duvarlarda çok güzel gözüküyor. İçinde kahverengi tonları olan bu rengi Cosmic Mocha ile birlikte kullanabilirsiniz. Cosmic Mocha sıcak bir bej. Bu tür toprak tonları çocuk odalarında sakin ve güven verici bir ortam yaratmamızı sağlıyor. İçinde kahverengi tonları bulunan Cosmic Mocha'yı Earth Sand ve Sand Gazelle ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu toprak tonlarımızın yanına bir de yumuşak bir mor, bir lila rengi ekledik. Zirkon adlı bu rengimizi yeşil ile birlikte hayal ediyorum. Bu rengin adı Refresh, açık bir yeşil tonu. Zirkon ve Refresh birlikte kullanıldığında odaya sakinlik ve ferahlık veren bir atmosfer yaratmamızı sağlıyor. Ve bu temadaki en sevdiğim renk Earthy. Earthy gerçek anlamda toprağın içinden çıkarılmış bir renk. İsmi gibi rengi de toprağı ve dünyamızı yansıtıyor. Bu, doğa ve topraktan ilham alan ilk temamızdı. Gelin ikinci temamıza birlikte bakalım. Ve denizdeyiz. İkinci temamız sonsuz deniz. Bu temada deniz ve okyanusların büyülü dünyasından, suyun renginden, deniz kabuklarından, kaplumbağalardan ve hatta yosunlardan esinlendik. İlk rengimiz Green Turtle. İsmini su kaplumbağalarından alan derin bir yeşil tonu. Size göstermek istediğim ikinci renk Blue Whale. İçinde yeşil tonları barındıran, hem mavilerle, hem yeşillerle, hem de beyazlarla kolayca uyum sağlayan bir renk. Deniz temasında neden sarı var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu temada hem balıklara, hem de suyun altındaki altın pırıltılarına yer vermek istedik. Yellowfin, canlı ve enerjik bir sarı. Bu rengi kullanırken hayal gücünüzü serbest bırakın. Duvarlarda düz çizgiler yerine fırça darbeleriyle harika tasarımlar elde edebilirsiniz. Size göstermek istediğim başka bir renk de Moon Reflection. Rahatlatıcı bir mavi ton. Mavi hem çocuklar hem de yetişkinler arasında en çok sevilen renklerden biri. Kimi zaman rahatlatan, güven veren, kimi zaman denizi, yaz mevsiminin hafifliğini hissettiren bir renk. Bu rengi Oryx White gibi açık renklerle kullanarak rahatlatıcı bir oda yaratabilir, çocuğunuza huzurlu bir uyku ortamı sağlayabilirsiniz. Ve son olarak size göstermek istediğim renk Coral Reef Blue. İçinde hem mavi hem de yeşil tonları barındıran bir renk. Bu renk için size bir önerim var. Odanızdaki mobilyalardan birini duvarla aynı renge boyayarak bir araya getirebilir, bu rengin canlılığından yararlanarak ilgi çekici görünümler oluşturabilirsiniz. Bu
temamızda okyanus ve denizlerden ilham aldığımız için çocuklara bir de denizi ve çevreyi korumak için ne yapmak istediklerini sorduk. Doğayı korumak için neler yapardın? Bir düşüneyim. Mesela doğaya kötü atıklar atmam. Denize çöp atmayın tabelası koyardım. Ben de ağaçları kesmesine izin vermezdim. Yerlere çöp atmazdım. Yerdeki çöpleri toplardım. Uçan bir araba yapıp uzaya gidip çöpleri toplardım. Ben su süpürgesi üretirdim bir tane. Nasıl oluyor? Böyle göğsü yuvarlak olacak. Şurada tutma şeyi olacak. Burada da ocağın olacak. Büyük biraz. Ben. Neşeli Bahçe'ye hoş geldiniz. Kuşların ve yaprakların sesleriyle, renkli çiçeklerin güzel kokularıyla güne burada başladığınızı hayal edin. Neşeli Bahçe bizim üçüncü temamız. Bu tema heyecanlı ve çok renkli. Birçok kontrast rengi bir araya getiriyor. İlk rengimiz gentle, sakin ama güçlü bir şeftali tonu. Eğlenceli bir çocuk odası için bu rengi tüm duvarlarda kullanabilirsiniz. Deep forest, derin ve etkileyici bir mor. Bir sonraki rengimiz pink clay. Deep Forest'tan daha açık, güçlü bir pembe mor tonu. Pink Clay gibi güçlü tonlar odaları farklı bölümlere ayırmaya yararlar. Biliyoruz ki çocuk odalarında en çok dağınıklık yaratan şeyler oyuncaklar. Bir düzen yaratmak için çocuğunuzun oyun alanını çalışma ve uyuma alanından ayırabilirsiniz. Farklı, hatta kontrast renkleri alanları ayırmak için bir arada kullanabilir, böylelikle dağınıklığın önüne geçebilirsiniz. Devam ediyorum. Purple Ivory, kremsi, yumuşak bir lila rengi. Bu son üç rengi, Purple Ivory, Deep Forest ve Pink Clay'i bir arada hayal edin. Sakinleştiren, dinlendiren bir oda. Bir sonraki rengimiz Nordic Breeze. Mükemmel bir bebek mavisi. Bu renk, Purple Ivory ile birlikte kullanıldığında özellikle bebek odalarına çok yakışıyor. Arabian Tar, sıcak, pembemsi bir şeftali tonu. Ve tabii ki bu temada pastel renkleri unutmadık. İki tane pastel rengimiz var. Zest ve orangutan. Zest, taze bir sarı tonu. Orangutan ise açık bir turuncu. Bu iki rengi bir arada kullanarak eğlenceli sonuçlar elde edebilirsiniz. Renkler, çocukların yaratıcılık ve hayal gücü üzerinde büyük bir etkiye sahip. Biz yetişkinler gibi çocukların da bulunduğu ortamdaki hislerini etkileyebiliyorlar. Örneğin sıcak renkler canlılık, hareket, enerji hissi uyandırırken soğuk renkler dinginlik, huzur, sakinlik hissi uyandırıyorlar. Hayal gücü ve yaratıcılıkla birlikte renkler çocukların algılarının güçlenmesinde ve öğrenme süreçlerinde çok yardımcılar. Yani doğru renk seçimi bir çocuğun zihninde muhteşem şeyler oluşturabiliyor. Sevgili Dünya renk koleksiyonunu çocukların hayal gücünden ilham alarak tasarladık. Bu koleksiyonla birlikte çocukların bulunduğu dünyayı anlamaları, bir parçası olduğumuz doğayla tanışmaları ve yaratıcılıklarını arttırmaları en büyük amaçlarımızdan. Her çocuğun sevgili dünyayla kendi rengini keşfetmesini umuyoruz.